Evet arkadaşlar Kuşadası Güzel Çamlı'dayız. Burada fiyatlar 6 milyon 970 bin Türk lirasından başlıyor. 6 milyon 970 bin Türk lirasından başlayan fiyatlarla bir ev tanıtmaya çalışacağız. Tanıtacağımız ev örnek evdir ve kapıdan yol alalım gelelim. Havuzla ilgili bir iki bir şey ekleyeceğim size. Genel olarak bilginiz olsun örnek evi de size izah etmeye çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Denize de muhtemelen bir kilometre vardır. 6 milyon 970 bin Türk lirasından başlayan fiyatlarla değmemiz yerinde olur. Zaten birkaç tanesi satıldı. Ve buradan yol al gel. peyzajlara ifade etmeye çalışayım. Can gel. Havuzu da hemen özetleyeceğim. Havuz çok önemli arkadaşlar. Onunla ilgili anlatabildiğim kadar anlatacağım. Ama evin içi dışından daha iyi. Onu da beyan edeyim. Ve böyle bir gel. Havuzu da hemen özetleyeceğim. Her evin kendine ait otoparkı da var. Efendime söyleyeyim havuza doğru zaten birazdan bir daha geleceğiz. Burada salonla mutfağın önünde aramış. Biraz malzemeyi diğer tarafa kaldılar. Örnek evdir. Ondan sonra bu otoparkı da gösterelim. Mozaik püskürtme dış cephe çalışması yapmışlar. Kızaklı kapımız burada. Buradan sevgili arkadaşlar aracımızı park ettiğimizi düşünelim. Ve tekrar yol al gel. Burada da bir depo var arkadaşlar. Bakın bir depomuz da burada. Bu çok iyi olmuş. Bazen hani burada da bir kapının nesine böyle açık bırakmışlar. Çok kapalı kalınca sıkıntı olmasın diye. Burada bir depomuz var. Yani bir depomuz var. Bunlar havuz başındaydı. Buraya aldılar. Dış cephe mozaik püskürtme dedik ve yol aldık. Geldik, geldik. Birazdan eve gireceğiz. Eve girince de arkadaşlar burada bir vestiyer bir alan yapmışlar. Onu da detaylı anlatacağız ve tekrar geldik havuz başına. Bir an dış cephesinde nelerdir bunlar ben anlıyorum. Bunlar mantolu ama su bazlı boyalar, sıvalar kullanılmış. Ve burayı bir daha göster. Ha, bu mutfak tarafı arkadaşlar. Mutfaktan çıkınca havuz başında bir zaman geçirmek için. Burası da e, salon önü. Ve döndük, döndük. Şimdi havuzu açıklayacağım. Şimdi bazen ben size diyorum ki süs havuzu arkadaşlar. Şimdi bu da metrekareler emsalden sayıldığı için Bizimkiler genelde süs havuzu mahiyetinde kullanırlar ancak sonra burası gerçek havuz olarak kullanırlar yani emsaldan sayıldığı için süs havuzu olarak beyan ederler havuzumuz bitmiş faaldır sadece bir labirentleri bilen bilir dolayısıyla bu tam kullanılabilecek bir havuz olacak onu da özetlemeye çalıştım şu anda vasfı ruhsatta da süs havuzu olacak ama gerçek havuz olarak değerlendirebilirsiniz öngörünüz o yönde olabilir. Yoksa gerçek havuzu ruhsatta beyan etsin. Bu sefer evi ufaltman lazım. Onu da söyleyin. Yani bazen de hani bizim bu mimarlık mühendislik belediyeyle haşır neşir oluyoruz ya imar durumlarını o yüzden biraz daha bir şeyler biliyoruz. Ve geldik burada alüminyum bir kapı yapmışlar. Geldik buraya. Buraya bir vestiyer giriş ferrah güzel. Evet vestiyerimiz burada. Bir aynamız da burada güzel bir ayna. Sonra ev o kadar güzel ki kıyamıyorum ben eve. Galoş da valla biz şimdi videoyu bozacağız. En iyisi çorapla gir. Çoraplarımız temiz, ayakkabılarımız yeni. Ve geldik burası. Salonumuz arkadaşlar. Dışarıda bir hol, bir koridor oluşturmuştular. Burası salonumuz. Örnek evdir. 6 milyon bin Türk lirası. Aydın Didim değil kuş arası Yani Didim'de de var ya hem Didim hem yani ne derler bile tekerleme yapıyorlar ya. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Kuş arası güzel çamlıdan işte 6 milyon 970 bin liradan başlayan fiyatlarla bir ev tanıtmaya çalışıyoruz. Havuzu arz etmeye çalıştık. Burası salonumuz. ışıklar iç açıcı. Örnek evdir. Tanıtım ürünüdür. Fiyat fiyatta dahil değildir. İşte demiş zaten. Burası bir masamız. Tabi oradan perdelerden sonra buradan havuz başına çıkılıyor. Bakın Buradan havuz başına çıkılıyor. Doğramalar kaliteli. Ve geldik mutfağımıza arkadaşlar. Bu perdeler ne kadar kaliteliymiş. Bu nasıl bir perdeyse. Evet. Buradan da tekrar havuz başına çıkılıyor. Bunlar tanıtım ürünü demiş. Buzdolabı vesaire. Evet mutfağımız da bu sevgili arkadaşlar. Mutfakta bu. Burayı da göstermeye çalıştık. İşte mutfağımız da bundan ibaret. Güzel bir ev yani. Gerçekten hoşunuza gideceğini tahmin ediyorum. Burası da galeri boşluğu ya da merdiven boşluğu burayı da mimar bey güzel çalışmış. Yani mutfağın içine bakmıyor, salona bakmıyor. Burada da bir la bu ayak yolu adına ne dersek diyelim onu da tasarlamışlar. Şimdi burada ne var? Bu merdivenin altında bu süsler bir dekorasyon olarak güzel gösteriyor. Burada da bir boşluk. Nasıl değerlendirmek isterseniz değerlendirirsiniz. Ve şimdi iki katlı evimiz. Tatlı, meşin bir merdivenimizden yol aldık. Zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Merdiven kovası mimarlar böyle diyor çok ev konusunda evet çok şey katıyor o yüzden bütün mimarlar belki üniversitelerde de profesörler öğrencileri merdiven kovası bu atmosferi aşılama yapma anlamında daha çok ehemmiyet gösteriyorlar diye düşünüyorum çünkü çok güzel bir şey yapmış yani çok güzel yapmış bu da merdiven kovası. Ben de çok sanki bir şey biliyorum gibi. Bir oda, iki oda, üç oda değil mi? Üç oda bir de çamaşır odası var. Ha, burayı gösterdik. Üç oda bir de çamaşır odası. Yol aldık geldik. Bu ebeveyn banyolu odadır arkadaşlar. Ebeveyn banyolu oda. Bu birinci odamız. Önde de balkonu var. Çok böyle çok çalışıyoruz ya koşturuyoruz. Önünde de bir metre balkon var. Binanın dışında gördünüz. O yüzden perdeleri ben gerçekten ellemek istemiyorum. Yerler e, parke arkadaşlar. Ahşap deseli parkeler. Seste bir sorun yok değil mi? Bazen mikrofonun azizliğine uğruyoruz. Sonra bu odayı gösterdik. Yol aldık geldik. Oh oh banyonun güzelliğine bakar mısın canım? İşte bu Hilton dolabı. Hilton dolabı bir göster güzelce bir göster. Bu Hilton dolabımız taşlar yine kaliteli, iddialı. Yani ev beni al diyor yani beni al diyor ev. Bu da dışa kabinimiz. Gerçekten güzel bir ev. Yine övmeye başladık biz. Altta bu Hilton dolapların ayakları ledli arkadaşlar. Bakın kapaklar da güzel. Ledli burada mumlar mumlar böyle romantik yanı olanlar iyi bilirler. Kapılar yine güzel. Efendim birinci odayı gösterdik. Burada da bir, bir şey var bir şey koymuşlar buraya. Bu da koridora ayrı bir güzellik veriyor. Ondan sonra yandaki odayı gösterelim. Yandaki oda. Bu da etti. ikinci odamız arkadaşlar. Örnek evdir. Bir daha söylüyorum. Şimdiye kadar iki oda gösterdik. İkisinin önünde de balkon var. O balkon olmasa sonda bir gösterelim. Bu da gardrobumuz. Sonra üçüncü odaya doğru yol alalım. Bir de çamaşır odası var. Bu ayna da uyumlu olmuş. Madem ki biz böyle geldik gel çamaşır odası derken banyoymuş bu. Ben burada çamaşır görünce çamaşır makinesi yeri böyle çamaşır odası gibi gördüm. Burası da genel banyomuz. Duşak kabinimiz burada. Duşak kabinimiz tekrar burada sevgili arkadaşlar. 6 milyon bin Türk lirasından başlayan fiyatlarla camlar dikey yandan üstten açılıyor. Bu banyoyu da gösterdik. Sonra ne yapacağız? Sonra 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 geldik. Bu da üçüncü odamız Üçüncü odada bir gömme dolap koymuşlar Üçüncü odamızda bu sevgili arkadaşlar Gömme dolabımız da bu Ondan sonra ne yapalım Üç odayı da gösterdik Üç oda iki banyo denize Bir kilometre yakınlıkta kuş arası Güzel çamlıda bir evi Size sunmaya özetleme Arz etmeye çalıştık Efendime söyleyeyim ben Ne yapacağız Can, Bu balkon var ya üç tane odaya da ortak Yani üç odaya da ortak bu balkonla gösterelim madem ki ben bir insanım diyor ya. Aha. bu ne güzel yapmış. Bu, bu bunu ekstradan yapmışlar. Bunu da ekstradan yapmışlar arkadaşlar. Bu buraya kadarmış. Üstüne demek ki bir şey daha koymuşlar. Daha sağlıklı, daha güvenli olsun diye. Ve evimizi biraz tanıtmaya çalıştık. Biraz tanıtmaya çalıştık. Bu odayı oradan bir göster. Ben diğer tarafa geçeceğim. Balkondan odaları gösterince daha iyi oluyor. Kaç dakikadır? Heh, bakın bu birinci oda. Efendime söyleyeyim. Bu odayı da göster. Madem öyle daha iyi hakim oluruz. Bu da ikinci oda. Bakın arkadaşlar ikinci odamız da bu. Affedersin Can Bey. ha Burada da bir banyomuz var. Gelmene gerek yok. En sondaki odayı da göstereceğiz. Burada da bir banyomuz vardı. Geç diğer odaya. Geç diğer odaya. Geçtik diğer odaya. Geçtik. En iyisi böyle tanıtmak. Geçtik sonda da gördüğün gibi bırak diyor ya gördüğün gibi. Bu da etti. Üçüncü odamız. Burada da bir dolap var. Şimdi gel. Evlerin en güzeli sizin bizim hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.